Terör örgütü PYD-YPG Afrin'in dört bir tarafını deyim yerindeyse köstebek yuvasına çevirmiş. İşte tünellerden birisindeyiz şu anda biz de. Kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bağ'la birlikte ucu bucağı yok ve bu noktadan sonra gitmemizin zaten çok da fazla güvenli olmadığını söylüyor buradaki muhalifler. Aslında tam da bir kavşak noktası burası. Hemen arkamda da yine boylu boyunca uzayıp giden o tüneli görüyoruz. Buradaki muhalifler şunu söylüyor. Çünkü bu tünellerin üzerinde kuleler var. Yani yaklaşık 200-300 metre ötede Bursa'ya Dağı var. Bursa'ya Dağı'na giden tünellerin olduğunu söylüyorlar. Yani bu tüneller Bursa'ya Dağı'na bağlanıyor. Ancak en azından şu anda içinde bulunduğumuz bu tünel diğerlerinden çok farklı. Daha öncekiler hatırlanacağı gibi adeta bir işçilikle yapılmıştı. Betonlarla örülmüştü o duvarlar, tünellerin içi. Ağır demirlerle güçlendirilmişti. Ancak şu anda içinde bulunduğumuz bu tünel tamamen el yapımı. İşte adeta taşları oymuşlar teröristler ve buralara tüneller yapmışlar. Afrin'in dört bir tarafı işte bu şekilde tünellerle dolu. Hatta bazılarından bir aracın bile geçebileceği belirtiliyor. İşte devam ediyoruz. Şu anda biz giriş yaptığımız noktaya doğru devam ediyoruz. Bir taraftan çekimimizi yapıyoruz ama bir taraftan da devam ediyoruz. Şimdi o tünelin aslında giriş noktasını göstereceğiz size. Evet, burada da bu tarafta ayrı bir tünel var. Burada da evet. Burada da ayrı bir tünel olduğunu söylüyorlar. Çünkü deyim yerindeyse böyle odalara bölünmüş. Hemen buradan devam ediyoruz. İşte tünelin girişi burası. Hani deyim yerindeyse ne taraftan çekim yapacağımızı şaşırmış durumdayız. İşte buradan gördüğünüz gibi üzeri de kapatılmış durumda bir brandayla. Ve teröristler işte bu tünellerden kulelere ulaşımı sağlıyordu. Yani bir başka ifadeyle bu tünellerin çıkış noktalarından saldırılar düzenleyip kulelere çıkıp izlerini kaybettiriyorlardı.